Rumeli TV ekranlarına hoş geldiniz ve Göçmen Kızının programına hoş geldiniz diyoruz. Evet, Bulgarya'sı Pradete program atana Göçmen Kızı Rumeli TV. Evet, tekrar ben yine herkesin bayramını kutladım ama bir göçmen kızı olarak, bir Rumeli kadını olarak ve Rumeli TV adına geçmiş bayramınızı tekrar cani gönülden en içten dileklerimle kutluyorum. Nasıl geçti bayram? Şimdi Sayın abilerin yanına geçeceğim. Onları zaten sizler çok yakından tanıyorsunuz. Onları çok seviyorum. Herkes sokaklarda onları bana soruyor. Nerede Ahmet abi, nerede Sayın abi diyorlar. Hep de şunu diyorlar Ahmet abi. Çal Ahmet abi. Anlatacağım biraz sonra. Evet, bugün bizlerle birlikte çok değerli konuklarım bizlerle birlikte olacak. Onlarla sohbet edeceğiz. Sizleri bilgilendireceğiz. En güzel şarkıları dinleyeceğiz. Esen Şahin bizlerle birlikte olacak. Gerçekten çok güzel bir hanımefendi. İlerleyen dakikalarda davet edeceğim onu. Bir de biz kadınlar olarak bilmediğimiz çok şey var. Operatör doktor Bulat Aytek Şık bizlerle birlikte olacak. O da benim tanıdığım, aynı zamanda hem bana hani sağlık konusunda destek veren bir doktorumuz. İlerleyen dakikalarda onu da stüdyoya davet edeceğim. Günün menüs tavsiyesi nedir Ersin? Sevmekten vazgeçmeyelim diyorum. Şu sevgi dolu bir dünyada lütfen paylaşımcı olalım ve paylaşmayı bilelim. Şimdi size bir şey anlatacağım. Söylemeden yapamayacağım. Her bayram ben rahmetli babaannemin, Allah nur içinde yatırsın, ve dedemin hatırı için kimsenin bilmediği bir şey yapıyorum. Şimdi Sayın abi, Ahmet abi, bu bayram bir arkadaşım dedi ki bana, bir aile var Nevin dedi, bu bayramda onlar için bir şeyler yapın dedi. Gittim aileyi gördüm. Gerçekten çoluğu çocuğu olmayan, kimseleri olmayan, belki de uzaktan akrabaları var, destek vermeyen bir aile. İnanın evlerin içinde su içinde geziyorsunuz. Ben ne gerekiyorsa yaptım. Elimden geldiği kadar destek oldum. Öyle arkadaşım var ki benim, neyi var neyi yok bilmiyor. Belki de kiraları, avukatları topluyor. Ne kadar kira aldığını da bilmiyor. Dedim ki, bir odasını da sen daya döşe. Yapamam Nevin dedi. Neden dedim? Çünkü ben dedi, bu sene, bu bayram başka ülkelere gezmeye gideceğim. Onun için bir bütçe ayırmadım dedi. Lütfen, şu üç günlük dünyada gerçekten bu dünyada her şeyin kalkışı var ama bunun bir de inişi var. Bunu unutmayalım. Ben hep söylüyorum size, yıllar önce Türkiye'ye göç ettiğimde dul kaldım. Bir oğlumla aç kaldım abi. Akşam nereden nasıl bir ekmek alacağız diye düşündüm hep. Nasıl bakkala bu akşam da yazdıracağız bu ekmeği diye hep düşündüm. Ama bugün nerelerdeyim? Bir patronum vardı, beni bir kokteyle götürmedi. Dedi ki, bu kız ne anlar kokteylden, bu kızın elbisesi yoktur, o yakışmaz dedi. Günler geçti, aylar, yıllar geçti. Ben büyük bir kanalda oranın patronu gibiydim. Geldi benden iş istedi. Şunu neden anlattım? Hayat böyle bir şeydir. Döner dolaşır, sizin başınıza da gelir. Lütfen şu dünyada paylaşmayı bilelim. Hep bana, hep bana olmasın. Çok bozuldum, ailemde kimseye de anlatmadım. Ama bayram boyunca bu benim içimi kemirdi abi. Alın size canlı örnek. Adam beni kokteyle götürmedi. 10 tane arkadaşımı, çalışanı götürdü. Dedi ki, bu ne anlar kokteylden, onun giyecek elbisesi bile yoktur dedi. Allah'ıma çok şükür. Çok zengin bir kadın değilim ben. Kendi yağımla kavruluyorum. Ama kazandığımı da buradaki herkes, çalışanlar söyleyebilir. Paylaşmayı biliyorum. Çok teşekkür ederim. Şimdi bizim Fatma Hanım'ımız var, telefonumuz varmış. Alo. Vedat Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Ben şey, tamam. Şimdi bu şey, burada söylemiyorum. Reklam var da. ben şu anda canlı yayında mıyım? Evet. Ben şimdi şeydeyiz. Biz esas İstokluyuz. Yani Kosova İstok'tan gelen onlar da. Ben burada doğdum pazarında. Beni şeylerim, izlemeden nereden biliyorsunuz? Falan var. Vedat Bey, bir saniye. Beni izlemeden nereden biliyorsunuz? Kiminle konuştuğunuzu şu an? Ben şey, tek Rumeli.
Şimdi biliyorsunuz ki Fatma Hanım bizim burada Rumeli TV'de yemek bölümünde bütün ekibimizin yemeklerini yapıyor. Programımıza da Kayseri mantıları yaptı. Konuk oldu. Şimdi biraz önce geldi. Her programa geldiğimde ben gelir beni muhakkak öper, koklar. Çok seviyor beni. Ben de onları çok seviyorum. Kayseri'den bizi izliyorlarmış. Demişler ki biz televizyonun önüne oturduk. Nerede göçmen kızı? Çal Ahmet abi Kayseri'ye. Evet, şimdi Kayseri'den kim? Arife Hanım'a, Fatma Hanım'a sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Bir de Nazlı, benim asistanım nerede? Kokuları sürdü. Dedi ki Nevin Hanım, ne pahalı kokularınız var sizin. Kokulu kokulu öpücükler gönderiyorum. Geçen haftaki konuğum dedi ki nasıl oluyor bu kokulu kokulu? Benimkiler öyle gidiyor. Bak böyle. Kokulu kokulu. Kayseri'ye gitsin. Değil mi Ahmet abi? Evet Sayın abicim. Abicim şimdi ceplerini bir kere karıştır. Ben bilmem öyle, ben o kadar şeylere kanacak bir kadın mıyım? Ben de anlarım kokteyllerden. Ben o kadar şeylere kanmam. Öpeyim abicim. Kokulu kokulu. Oh, hakikaten kokulu. Alayım kokulu abicim. Gerçekten. Saklı dursun burada. Ne o? Çikolata mı? Aman da aman, çikolata markasını saklayalım. Çikolataya bakın. Çal Ahmet abi. Mevlüt almasınlar. Abicim elini öptüm. Vallahi işte dur bakalım, sahneye böyle biliyorsun kostümlerle çıkıyor, cepler öyle doldurma şişme olmuyor. Özlemişim sizi be. Ben size kurban alırım abicim. Uzun yıllar benim ciddi anlamda bende çok büyük emeğiniz var. Sizi çok seviyorum Ahmet abicim. Senin ikisini öpmeyeceğim. Sen aynı yaştayız. Aynı yaştayız. Sayın abi, seninle ilgili bir yazı gelmişti bana geçen yaz. Evet. Sayın abin evli mi bekar mı diye. Ben de şey yazdım. Sayın abi hayatındaki her şeyde değişiklik yapıyor dedim. Su sesi. Ahmet abi. Şey sesi. Para sesi. Buradan çatlıyorsunuz gülmekten. Hadi abi, su sesi. Değişiklik. Para sesi. Ut sesi. Niye piyano sesi. Mıdır? Erisin fark etmez. Size ne eriyse ben de eriyecek. Buradan beni izliyorlar torunlarım. Evet, senin eşine, kızım, kızlarına ve torunlarına buradan sevgilerimi gönderiyorum ve öpücüklerimi gönderiyorum. Neler yapıyorsun abicim? Vallahi nerede sahne alıyorsun? Bu yazın ben bir Trakya turu yaptım. Öyle mi? Evet, Edirne'ye gittim, Havsa'ya gittim. Orada senin Muratçalı, Edirne'nin Muratçalı köyüne gittim. Evet. Romba köyüne. Hep seni izliyorlar. Seni o kadar beğeniyorlar ki. Tuğlalı köyü var. Onlar orada Muratçalı köyünden bütün oranın köylüsü Mustafa Bal ve arkadaşları hepsi seni izliyorlar. Sana çok çok, çok selam söylediler. Çok sağ olun. Dediler bir de bizim için oynar mı dediler. Aman abiciğim. Olacakmış. Yani. Şimdi Kayseri'de ne dediler? Fatma Hanım bizim için güler misin? Ben durup dururken nasıl güleyim ya? Durup dururken güldürme babacığım ya. Ahmet abi nasılsın abicim? Ne söylemek istersin? İyi geçti. Uzak kaldık sizden. Ama şöyle çünkü. Ama görüşüyorduk. Görüşüyorduk. Şöyle uzak kaldık. Şimdi ben söyleyeceğim. Sayın abin aynı zamanda terzi dükkanı var. Evet. Bir de sahne de alıyor. Ahmet abinin de kendi işleri var. Evet, evet. O yüzden biz hani Sayın abiyle Ahmet abi gelmedi. Evet. Yoksa ben onları hiçbir şeye değiştirdim. Biz her zaman sizi izledik. Yani keşke yanınızda olabilseydik ama işler, maalesef. Ama unuttum mu sizi dolayı. Abi? Bak bayramlarda hep mesaj gönderdim. Vallahi kimseye gönderemedim. Yok, ama size gönderdim. Biz sizi hiçbir zaman unutamayız. Ne söylemek istersin? Ne söyleyeceğim? Yani herkesin geçmiş kurban bayramını kutluyorum. Diyoruz. Buradan Ahmet'tan, Abdullah ve arkadaşıma ve komşularım, Özlem kasap arkadaşıma buradan selamlarımı gönderiyorum.
Çok teşekkür ederim sizi gördüğüme. Bundan sonra cumartesi günleri ve pazar günleri müsait olduğunda evet. Ahmet abiyle Saim abi evet. yine benimle devam edecekler. Evet. Ben de çok mutluyum. Onları da çok seviyorum. Güzel Ahmet abi yollarda görüyorum. O bir market var ya arkasında Sabri var. Sosyete manavcısı. Ben onu çok seviyorum. O da Macir Kırcalili. Arkadaşımız. Diyor ki çal Ahmet abi. Ben de dönüp bakıyorum şimdi ne yapayım yani oynayayım mı sokakta? Orada herkes onu söylüyor bana. Evet arkadaşımız biz de görüşüyoruz. Var mı söylemek istediğim bir şey abicim? Seni vallahi iyi gördüm. Bu sene iyi. Ceketi değiştirmişsin artık. Sen öyle deyince ben de utandım değiştirdim yani. Şimdi beni izleyen aynı zamanda doçent doktor Ürküş ablamız var. Bizim onu çok seviyoruz. O benim böyle hem sırdaşım hem ablam. Selçuk hoş geldin. Seni kokulu kokulu öpüyorum Ürküş ablacığım. İlerleyen günlerde yine o da benim konuğum olacak. Sonra var mı söylemek istediğiniz bir şey? Vallahi mutlu olduk sizi gördük. Programa çok katıldık. Çok teşekkür ederiz. İyi oldu. Bu başka bir şey. Çok sağ olun. Heyecan, evet. Yeniden bir heyecan yaşıyoruz yani burada. Ama abi herkes sizi soruyor. Güzel bir heyecan. Gerçekten bizim için de mutluyuz yani buraya geldiğimizden. Yani, sizlerle beraber olduğumuz için. Kurmeli Televizyon'da. İzleyenleriyle beraber olduğumuz için de çok mutluyuz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şimdi... bugün formatı değiştireceğim Ersin. Önce bir bayramlaşalım ondan sonra. Bayramlaşalım? Hadi bayramla. Öp bakalım öp. He. Sen öpüyordun şimdi. Sen yakın şimdi. Çekim al. Bu ne istiyor bakalım? Bakalım. Canan. Ne? Tamam bir kere öptü. Olmaz. Şimdi ne istiyorsun sen? Bayramda adettir. Adet yerini bulsun. Gelsin artık bakalım. Güzel büyüdü. Selçuk. Selçuk. Fatma Hanım. Olmaz. Metrobüs bile almıyor parayı. İki tane yapalım. Olmaz. Kağıtlara üç tane git, yapalım. Kağıtlara git, kağıtlara. Kağıtları Nazlı toplamış içinde. Nazlı'ya dedim ki, cüzdanımı dedim şeye koy, çekmeceye koy, Ersin elimi öpecekmiş dedim. Kağıtları koy işte, asistan dediğim böyle olacak. Al be cüzdan senin olsun. Alo diyoruz. Marka ne de olsa. Sus. Alo. Alo. İsmail Bey, Çanakkale'ye sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Hoş geldiniz yayınımıza. İsmail abi, Almanya'da İsmail abi. İsmail abicim, dur. Bayramınızı kutluyorum, öpüyorum. Abicim. Hepimizin. Abicim. Yeni programını tebrik ediyorum. Abicim. Hani benim çikolatalar Almanya'dan? Almanya'da değilim ben, Türkiye'de yaşıyorum artık. Biz çikolatasız da kaldık demek ki. Abicim ellerinden öpüyorum. İyi bu geçmiş bayramın kutlu olsun diyorum. Allah sana uzun uzun ömürler versin. Teşekkür ederim. Ben de selamımı iletiyorum İsmail abiye, yenge hanıma. Yenge hanıma İsmail Bey. Saygılar sunuyorum. Sayın Bey benim sevdiklerimden bir şarkı söylersen memnun olacağım. Tabii. Senin için gelsin bütün şarkılarım İsmail abi. İsmail abicim çok teşekkür ederim. Çanakkale'ye sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. İzlemeye devam edin. Bomba gibi bir program hazırladım sizler için. Şimdi Havsa'da bir bayan varmış abi. Annem onu hep böyle pazara gidip gelirken Havsa'yı zaten gördün küçük bir yer. Bütün Havsalılar da beni çok izliyor. Hatta cumartesi günleri pazarcılar diyorlarmış ki kim bu kadın ya biz de görelim. Onun yüzünden saat 4'ten sonra iş yapamıyoruz. Fark etmez mi? Gelin ben burada satarım. Manavcılık da yaparım ben. Bir kilo portakal. Nasıl diyorlar be? Domates, biber, patlıcan Ahmet abi. Ben macir kızıyım oğlum. Macir kızı. Çikolataya saldırdı. Çikolata aşağıdan düştü ben aldım. Zaten bayram açtığını almadım. Verdim ya cüzdanı verdim. Daha ne istiyorsun? Boş cüzdanı ne yapayım ben? Boş değil o kredi kartları var içinde. Şifreleri yok. Ben sana söylerim şifrelerini. Var ya Nazlı tebrik ediyorum seni be. Akıllı kız. Ya verdim ya cüzdanı verdim. Bir şey yok içinde. Hiç şey yok ki. Ne yapayım Nazlı'ya söyle öyle sen. Kabul olmadı o zaman. Nasıl kabul olmadı? Siz benim evime gelip elimi öptünüz mü? Buraya geldi burası da bizim evimiz değil mi? Öyle ya doğru söyledi şimdi. Ya bak. Tamam reklam arasında halledeceğim o işi. Söz mü? Söz. Bak yakında herkes. Tamam söyle. Tamam ay şaşırttı lazım beni.